Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla açılışı yapıyorum arkadaşlar. Uzun süredir merak ettiğiniz, sorduğunuz, cevabını beklediğiniz sorular bugün bu videoda vücut bulacak. Demek oluyor ki soru cevap videosu çekiyorum. Epeydir isteniyordu benden. Sanırım bu videoyu en son, yani soru cevap videosunu en son bir sene önce falan, belki de 1,5 sene önce falan çekmiştim. O zaman hemen bekletmeden sorulara geçelim. Biliyorsunuz Instagram'dan story paylaştım. Oradan gelen bütün sorulara hemen hemen cevap vermeye çalıştım. Birinci soruyla başlıyorum. Tekrar bir dizide oynayacak mısın? Bu evet, bana genel olarak da çok gelen bir soru. Herkesin merakını gidermek istiyorum. Öncelikle şunun bilinmesini istiyorum arkadaşlar. Ben oyunculuğu bırakmadım. Ben zaten konservatuvar mezunuyum. Yani bu işin okulunu okudum zaten. Bu işe gönül veren, aşık olanlardan bir tanesiyim. Mesleğimi bırakmam gibi bir durum söz konusu değil. Şu an hayatıma tiyatro yaparak devam ediyorum. Şehir tiyatrosu oyuncusuyum. Tabii ki tekrar dizide oynayacağım ama... Yani bunun için o kadar fazla şeyin meç olması gerekiyor ki bazen. Öyle bir zaman gelirse, güzel bir dizide, güzel bir rol gelirse, böyle bir denklem yakalanırsa tabii ki oynamak istiyorum. Oyunculuk biliyorsunuz sadece dizi çekmekten ibaret değil. Sadece reklamda oynamaktan ibaret değil. Oyunculuk çok geniş bir kulvar ama bunun içinde tiyatro oyunculuğu da var. Yani biz hepsini yapıyoruz aslında. Sinema filmi çekmek, reklam çekmek, dizide oynamak, tiyatro yapmak. Ben şu an bunun tiyatro ayağındayım. Ekranda görmediğiniz için tabii ki oyunculuğu bıraktığımı düşünüyor birçok kişi. Böyle bir şey yok. Oyunculuğa aksine büyük bir randımanla devam ediyorum. En sevdiğin yemek. Bir kere ben yemek yemeyi çok seviyorum. Çok fazla tipimden belli olmasa da yemek yemeyi seviyorum. Keyifli yemek yemeyi de çok seviyorum. Yani böyle tadını çıkara çıkara, farklı lezzetler. Çok fazla deniz mahsullerinden hoşlanmıyorum. Ama onun dışında kadın bulu köfteyi çok severim. Makarna, spagetti olmazsa olmaz yani. Aşırı seviyorum makarna yemeği. Spagetti çok seviyorum. Hamburger, patates kızartması, fast food da çok seviyorum. Ama en sevdiğim yemek içli köfte. Çok severim. Yağlama çok severim. Daha çok gördüğünüz gibi böyle etli ve hamur işli şeyleri biraz daha fazla seviyorum aslında. Kaç yıldır YouTube'dasın? Zannediyorum totalde 3 yıl olacak. 4. seneme gireceğim. Geçen yıldan beri randımanlı bir şekilde düzenli video koymaya başladım. Ve düzenli video koymanın da aslında getirilerini görüyorum. Hem abone sayısı olarak, hem izlenme olarak, hem yorumlar olarak. 4. En sevdiğin renk. En sevdiğim renk kuşkusuz ve şüphesiz kırmızı. Ama eskiden daha parlak, daha neon renkler severken şimdi özellikle birkaç yıldır daha pastel renkler seviyorum. İşte vizon ama soft, işte bejler, açık sütlü kahveler, vizon, camel, tarçınlar. Bu tarz pastel renklere daha fazla kaymış durumdayım artık. Yaşlandıkça öyle oluyor demek ki. Sadeleşiyorsun birazcık. 5. Cennet Mahallesi'nde hangi rolü oynadın? Ben Cennet Mahallesi'nde hiç oynamadım. Bu bazen sanırım Google'ladığınız zaman orada hani oynadığım şeyler çıktığı için böyle bir algı oluştu. Ama ben Cennet Mahallesi'nde hiç oynamadım. Böyle bir şey yok. 6. Teraziler çok kararsız. Sen de öyle misin? Şöyle. Aslında hep ne istediğimi çok iyi bilirim. Ama bazen arada kalabilirim. Kafam hep karışıktır. Çok güzel anlattım. Çok iyi ifade ettim kendimi. Ya iki şey arasında kolay kolay kalmam. İşte
Diyelim ki bir kıyafet beğendim. Bir mağazada bir kıyafet beğendim. Bu iki şey arasında çok 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 fazla kalmam. İlla ki birini daha çok beğenirim. Ya da birine karar veririm en sonunda. Ama hayatta, hayatla ilgili aldığım kararlarda gerçekten çok kararsızım. Yani şöyle, hani beni şöyle çok fazla bulabilirsin. Akşam sana, aa evet bence harika dediğim bir şeye sabah kalkınca hayır ne alaka ben böyle istemiyorum diyebilirim. Biraz o konuda kararsızlığım var. Ve kafam hep karışık nedense. Gerçekten hep karışık. Asla düzleyemiyorum kafamı. O biraz yoruyor beni. 7. En çok şaşırdığın olay ya da spesifik durum nedir? Yani bilmiyorum, bunun hiç bir cevabım yok. En çok şaşırdığım, yani aslında çok hayat içinde olan şeylere çok aşırı şaşırmıyorum sanırım. Çünkü her ne kadar ben farkında olmasam da sezgilerim gerçekten kuvvetli. Yani bir olayın nasıl gidebileceğini, onun gidişatını az çok görebiliyorum aslında. Sadece görmeyi tercih etmeyerek kendimi kandırıyorum çoğu zaman. Yoksa biliyorum. Yani bir insanla ilk karşılaştığınızda onu ya seversiniz ya sevmezsiniz ya. Mesela ben ondan ne olabileceğini hissediyorum aslında ama kondurmuyorum. Benim art niyetle düşüneceğim diye düşünüyorum ama sonunda o ilk düşündüğüm şey aslında önüme çıkıyor. Bu hiç şaşırtmıyor beni. Şaşırtan olay ani ölümler tabii çok şaşırtıyor ve üzüyor. Ama öyle çok şaşırdığım, gerçekten çok uzun zamandır çok şaşırdığım hiçbir şey olmadı. Vay, ideal tipin ne? Bence ideal tip diye bir şey de yok zaten. Hani beğendiğin, idealize ettiğin bir şey oluyor ama sonuçta enerji olarak yükseldiğin, işte bakışından etkilendiğin, konuşmasından, gülüşünden, hareketlerinden etkilendiğin insanla birlikte oluyorsun. İdeal tip çok hayal ürünü bence yani. İlla ki beğendiğin bir tip skalası var ama işte aşk çok fazla ona bakan bir şey olmadığı için o yüzden hani ideal tipin çok çok fazla dışına çıkabiliyorsun. Benim hep öyle olmuştur yani mesela. Aşkı nasıl yaşarsın? Aşkı nasıl yaşarsın? Valla bilmiyorum yani aşkı nasıl yaşarsın? Dolu dizgin falan mesela bu bir cevap mıdır? Ya da inişli çıkışlı, tutkulu. Yani olduğu gibi, geldiği gibi yaşıyorum. Çünkü herkesin sonuçta aşkı kendi kendine yaşamıyorsun. Karşında bir partnerin var. Ve onun da aşka dair bir düşüncesi, bir görüşü var. Onun yaşadığı aşkla, onun yaşadığı aşkla kendi yaşadığın aşkı karabilirsen eğer, harmanlayabilirsen eğer, işte o ikisinin karışımından senin de yeniden deneyimlediğin bir aşk ortaya çıkıyor aslında. O yüzden o karışıma göre aşkı yaşıyorum. Yani karşımdaki nasıl yaşıyorsa ben de tabii ki ona tabi oluyorum. Yoksa kendi başıma şey dolu dizgin yaşıyorum. Tek başına mı yaşıyorsun? Tabii ki herkes gibi mutlu oluyorum, heyecanlanıyorum, pıtır pıtır oluyorum, çıtır çıtır oluyorum. Yani. Ama onun dışında söyleyebileceğim şey aşkı karşımdakinin yaşayışıyla harmanlayarak yaşayabiliyorum yani. 10. Bu arada çok çok fazla soru vardı. Ben aralardan harmanlayarak soruları seçtim. Çünkü çok fazla tekrara düşen soru vardı arkadaşlar. Yani daha önceki YouTube videolarımda işte Şevkat Tepe ile ilgili özellikle çok fazla cevapladığım soru vardı. Hep aynı sorular geldiği için elemek durumunda kaldım. Onu baştan söyleyeyim. 10. Kısmetse olur favorin kim?
Bu soruyu soran TikTok'tan beni sürekli izliyor demek ki. Çünkü TikTok'ta birkaç gündür bunun muhabbetini yapıyorum sürekli. Tebrik ediyorum dikkatin için bu arada ve teşekkür ediyorum. Ne kadar dikkatli ve ilgili beni izliyorsun demek ki. Bir kere şöyle, ya gerçekten kafa boşaltmak istediğim zamanlarda, ki şu ara böyle bir zamanın içerisindeyim, kafamı boşaltmaya ihtiyacım var. Açıyorum, böyle izliyorum, ilgimi çekiyor, zaman geçsin, bazen atlıyorum falan. Favorim kim? Yani kadınlarda şu anda Aybüke'yi beğeniyorum tip olarak, ama birazcık sinsi de buluyorum. Yani biraz kurnaz olduğunu düşünüyorum. Cansel'i biraz daha fazla seviyorum. Cansel erkeklerde de şu anda sanırım Sedat gibi görünüyor. Ama birazcık biraz daha olgunlaşması lazım sanırım, ama Sedat. Bu arada ben hani kendi beğendiğim tipe göre değil de evdeki hareketlerine göre bir favori oluşturuyorum. Tipe göre olsa aslında mesela Tolga çok benim beğenebileceğim tipte bir erkek. Ama işte mesela yakışıklı, hoş ama sürekli dudak yalıyor olması benim için itici bir hareket mesela. Bu beni itti. Ha tabii onun ne kadar umrunda onu bilemem ama bana sorduğunuz için ben cevaplıyorum. Güzel boyu posu fiziği, çok hoş bir çocuk ama o sürekli dudak yalama tiki mesela beni şey yaptı. Favorilerim onlar. Şimdilik onlar ama. Sonra ne olur bilmiyorum. TikTok'tan konuşuruz. TikTok'tan beni takip etmek isterseniz şuraya adresi bırakıyorum bu arada. Hayatında aldığın en önemli karar neydi? Yani herhalde oyuncu olmaktı. Farklı bir meslek seçebilirdim. Ve o zaman hayatım bambaşka olabilirdi. Başka hayatlar da yaşayabilirdim. Ama hiçbir zaman o hayatlara dönüp bakmak istemedim. Hep kendi yolumda, kendi istediğim doğrultuda yaşamak istedim. Oyunculuk da oydu yani. Oyunculuktu kararım. Sadece oyuncu olmak istiyordum. Hani nerede ne şekilde olursa olsun ama kendi hayal ettiğim oyunculuk kariyerini oluşturmak ve başarı sağlamaktı. Bu kararı vermem de diğer kararlarımın hepsinden vazgeçmem demek oldu bir aşamada. Evet, bana sürekli sorulan, sürekli sorulan ama sürekli sorulan bir soru. Sungurlar çekilse yeniden oynar mısın? Çekilsin, bir teklif gelsin. O zaman hepiniz duyarsınız zaten cevabımı. Tamam. Evet, bu da bana çok gelen sorulardan birisi. Nişanlını neden göstermiyorsun? Arkadaşlar, çünkü kendisi istemiyor. Ya yani bunun benimle hiçbir alakası yok. Kendisi görünmek istemiyor. Sosyal medyada bilinmek istemiyor. Ortaya çıkmak istemiyor. Yoksa benim tabii ki saklayacağım bir durum olamaz. Kendisi rahatsız oluyor ve ben istediğim zaman olsun diyor. Ben de ona saygı duymak durumundayım yani. Bir de ben açıkçası şeyi çok sevmiyorum. Yani işte böyle görüyorsunuz çok fazla çift var ve böyle işte hayatımın anlamı, benim bir tanem, sonsuzluğum. Ya ben hiç böyle manşetimsi, işte can alıcı, büyük açıklamaları ya da büyük konuşmaları sevmiyorum. Zaten bugüne kadar sosyal medyamda hiç daha önce bir erkek arkadaşımla bir fotoğraf paylaşmadım, bir paylaşım yapmadım. Çünkü bundan da hoşlanmıyorum. Bu sadece oyuncu olduğum için değil. Ben üniversitede de böyleydim. Hep böyleydim yani. Oyuncu olduğum için tanınıyorum diye böyle bir şey yok. Hep böyleydim. Tavrım hep böyleydi zaten. Ama tabii ki nişanlımla fotoğraf paylaşırım, paylaşmak isterim. Ama kendisi istemiyor. Ve dediğim gibi ben böyle hani paylaşmamı istese de şöyle şeyler yapmam, işte paylaşıp aşkım, bebeğim, her şeyim, bu cümleler, bu kurulan, bu sosyal medyanın önünde yapılan bu aşk şovları bana çok yalan geliyor. Ki zaten biliyorsunuz sosyal medyanın önünde ilişkisini
evliliğini bu şekilde yaşayan çiftlerin hiçbiri gerçek değil. Hepsinin bir sürü problemi, bir sürü sorunu var aslında. Ama görünmesin, dışarıya çok iyi görünsün diye bambaşka paylaşımlar yapılıyor. İlla ki sizin de çevrenizde bunu böyle yapan vardır. O yüzden zaten ben böyle büyük süslü cümleleri yapı olarak da sevmiyorum. Ya ben bugün sadece sevgilime değil, anneme de böyle yapmayı sevmiyorum. İşte beni iyi ki sen doğurdun, sen benim cartımsın, curtumsun. Sevmiyor muyum? Tabii ki çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Kelimelerle ifade edemem. Ama bunu böyle Instagram'dan bu şekilde paylaşmayı sevmiyorum. Ya bunu anneme de yapmayı sevmiyorum. Sevgilime de yapmayı sevmiyorum. Onun da yapması benim hoşuma gitmez mesela. Ama onun dışında nişanlımı paylaşmıyor olmamın en önemli sebebi kendisinin bunu istemiyor olması. Bir gün paylaşırsam kendisi izin verdiği zaman, istediği zaman siz de ona hepiniz yazarsınız. Neden bugüne kadar ortaya çıkmadın diye ortalığı karıştırayım biraz. Bak bu soru var ya bana sürekli soruluyor ve o kadar komik bir soru ki. Herhangi bir kazancın var mı? Yok. Ağzımı açıyorum gökten yemek düşüyor. Bana herkes kıyafet gönderiyor. Ya bu soru ne kadar abuk bir soru birazcık arkadaşlar. Bu soruyu soran kişi beni Instagram'dan bile takip ediyor olsa bio'mda neler yaptığım yazıyor zaten benim. Antalya Şehir Tiyatrosu oyuncusuyum bir. Bir yandan sosyal medya ile uğraşıyorum. Nasıl yani herhangi bir kazancın var mı? Oyuncuyum arkadaşlar. İşimi yapıyorum. Şehir tiyatrosunda çalışıyorum. Aynı zamanda sosyal medya yapıyorum. Bunun farkında mısın? Bu soruyu soran ve bu soruyu bana sürekli sormaya devam eden birçok kişi. Çalışıyorum. Ben de çalışıyorum. Herkes gibi çalışıyorum. Ekmeğimi taştan çıkarıyorum. Okey? Evet, yine bana aşırı derecede sorulan bir soru. Eski saçlarına dönecek misin? Şöyle, eski saçlarıma döneceğim arkadaşlar. Önce bunu bir netleyelim. Ama şimdi şöyle olur ya. Ben üniversitede saçlarımı bir kere kızıla boyatmıştım. Kırmızı kızıla. Takip edenler bilirler. Sonra o saç akıp akıp boyatmadığım için böyle soğan kabuğu gibi bir renge dönüşmüştü. Ve ben de bu rengi çok sevmiştim. Ya diyordum ki sürekli soğan kabuğuna boyatmak istiyorum, bakıra boyatmak istiyorum. Herkes de çevremde yapma, boyatma, saçın çok güzel diyordu. Ben de tamam. Ama hani insan bunu çok istiyorsa bir kere hayatında denemek ister ya. İşte ben onu bu sene yaptım. Dedim ki saçım güzel, evet çok güzel ama deneyeceğim yani. Bakır yapacağım, soğan kabuğu. Deneyeceğim yani hayatımda şunu bir kere deneyeyim bari dedim. Ve yaptım. Beğenen var, beğenmeyen var. Annem de dahil beğenmeyen birçok kişi var. Ama beğenenler de var. Seni çok yaşlı göstermiş diyenler var. Evet, çünkü bu saç, bu renkler zor renkler. Ve sürekli makyaj isteyen renkler. Ben makyaj yapıyorum ama 7-24 bu şekilde dolaşmıyorum. Normalde ne yapıyorum? Bir güneş kremi sürüyorum. Bir ruj sürüyorum işte kırmızı ya da mercan rengi. Öyle çıkıyorum. Tabii ki tenimi soluk gösteriyor. Bunu ben de biliyorum ama hoşuma gittiği için boyatmışken de diyorum ki bir süre kullanayım. Çünkü bu renkten dönünce bir daha bu renk yapamayacağım saçımı. Zor renkler olduğu için dönmesi de zor. Dibine kadar, bıkana kadar kullanayım. Sonra zaten kendi saç rengime ve platin rengime döneceğim. Tekrar saçlarımı sarı yapacağım. Sarı yapmak istiyorum. Ben de biliyorum. Doğru söylüyorsunuz. Benim rengim sarı. Bunda netim, eminim. Sarıya da döneceğim. Nasıl bu kadar fit kalabiliyorsun? Nasıl bu kadar fit kalabiliyorum? Yani aslında en son yazın spora gitmiştim biliyorsunuz. Bir salona başlamıştım. 1,5 ay falan gittim. Ondan beri hiç spor yapmıyorum. Sürekli hayatımda spor olduğu için vücudum hareket gördüğü zaman hemen toparlanıyor benim. Yapabilecek derman bulamıyorum kendimde açıkçası. Hayatımın en böyle şey dönemi diyebilirim size. Disiplinsiz, bir türlü elimin kolumun kalkmadığı, enerji bulamadığım, işte of ya aman yarın yaparım deyip ötelediğim, ben hiç böyle değildim çünkü. Ama bunu da şuna bağlıyorum muhtemelen. Geçen gün doktora gittim biliyorsunuz. Çok kansız çıktım.
Ve bayağı bir vitamin ve kan ilacı verdi. Muhtemelen bu yüzden bir türlü elim ayağım kalkmıyor. Ama bunun dışında çok yürüyorum. Yani bir işim varsa, bir yerden bir yere gitmem gerekiyorsa yürüyorum. Bir saat erken çıkıyorum, çok yürüyorum. Hareketli bir insanım. Pek hareketsiz kalmıyorum. Ve bunun yanında zaman zaman çok düzgün beslenip zaman zaman da ipin ucunu kaçırıyorum. Ama en önemlisi çok fazla hareket ediyorum. Çok hareketli olduğum için bence kilo tutmuyor. Ama onun dışında gerçekten yazdan beri böyle yaptığım, özellikle yaptığım bir diyet ya da bir spor yok. Ya yürümeyi hayatımın hiçbir evresinde çıkartmıyorum. Sungurlardan ayrıldığında pişman oldun mu? Hayır, olmadım. Hiç olmadım çünkü ben ayrılmak istemiştim zaten. Ayrılmam gerekiyordu. Şöyle olur arkadaşlar. Ya benim hayatımda böyle oluyor. Bir şey beni mutsuz etmeye başlar. Dayanırım. Mutsuz eder, dayanırım. Artık sabrım kalmaz, dayanırım. Sinirimi bozmaya başlar, dayanırım. Ama en sonunda bir anda da bırakırım. Devam etmem gerekse de etmem artık. Bırakırım. Sungurlar meselesi böyleydi. Artık burama geldi, burama geldi, burama geldi, burama geldi. En son dedim ki yeter. Bitti. Ve son ölüm sahnem için zaten benden rica ettikleri için ben gittim. Etmeselerdi hiç ona bile gitmek istemiyordum. Hikayemin yarım kalması umurumda değildi. Çünkü herkesin bir sabır noktası, bir dayanma noktası var. Siz dışarıdan izliyorsunuz ama içeride o kişinin, o oyuncunun ne yaşadığını bilmiyorsunuz. O yüzden hiç pişman değilim. Ben kendi isteğim ve kendi rızamla ayrıldım. Bugün olsa gene ayrılırdım. Yunanistan'a geldin mi? Çok enteresan bir soru. Güzel bir soru ama teşekkür ederim. Yunanistan'a gelmedim. Çok gelmek istiyorum ama güzel bir tatil yapmak istiyorum. Cennet sordu bu soruyu bu arada. Bakım içeriklerin çok güzel, neye güvenerek deniyorsun demiş. Öncelikle çok vakıf olmadığım ama vakıf olmak için sürekli video izlediğim bir alan. Biliyorsunuz ben cildime çok dikkat ediyorum. Özellikle göz altlarım, cildim, dış görünüşüm bunlar benim için çok önemli. Zaten terazi burcuyum. Terazi burcu biliyorsunuz Venüs, güzellik, estetik falan demek. Ve güzel olmak, iyi görünmek, bakımlı görünmek benim için çok önemli. Cildime iyi gelecek ürünleri bilmek için içeriklerini okumaya başladım. Bilmiyor muyum içeriği? Açıp YouTube'dan bakıyorum. Bu içerik neye iyi geliyor? Benim cildime iyi geliyor mu? İşte C vitamini serumu neye iyi geliyor? Benim cildime iyi gelir mi? Sonrasında bir ürünü almak mı istiyorum? Gene YouTube'a yazıyorum. Bu ürün nasıldır acaba? Kullanıcı yorumları, işte genelde YouTube'da videolar oluyor. O ne diyor, bu ne diyor, bu ne diyor. 4-5 farklı kişiden dinliyorum. Eğer reklam anlaşmalı, sponsorlu değilse, kendi deneyimi ise ve gerçekten doğru söylediğine inandığım birisi ise alıp ürünü deniyorum. Denedikten sonra ben de beğenirsem eğer sizinle paylaşıyorum. Biraz mesai alan bir şey. Bir de ben unutkan bir insanım, çok unutuyorum. O yüzden sürekli bazen aynı videoları izliyorum. Gidiyor çünkü, uçuyor aklımdan. Buna göre ürün kullanıyorum ve buna göre size tavsiye ediyorum. Beğenmediğim ürünü de zaten tavsiye etmiyorum. Evet. Ronaldo mu? Messi mi? Ay. Sanırım bunu Instagram'dan geçen gün izlediğim Dünya Kupası'ndan dolayı bana sordunuz. Öyle zannediyorum. Messi. Neden Messi? Ben Messi'yi beğeniyorum. Bu tamamen şey, yani seversin, yani bir sempatin oluşur ya o kişiye karşı. Ronaldo bana daha uzak geliyor. Ben teknik meknik çok anlamam arkadaşlar. Futbol seviyorum, futbol izliyorum, takip ediyorum ama hani aşırı anlamam. Daha sempatik bulduğum için, daha sıcak geldiği için Messi diyorum ve beğeniyorum oynadığı topu da. En son Dünya Kupası'nda da gördüm ya, adam aşırı yetenekli bir adam. Ama herhalde onu Mbappe takip edecek. O da onun kadar yetenekli. Messi diyorum. Benim kalbim Messi'ye attı, bilmiyorum. Emine sordu bu soruyu da. Hayalindeki gelinlik. Biliyorsunuz ben 4-5 kere gelinlik giydim daha önce oynadığım dizide. Ve o yüzden
Açıkçası klasik bir gelinlik giymek istemiyorum. Ya benim giydiğim gelinliğin farklı olmasını istiyorum. Çünkü zaten yani aynı zaten gelinlikler işte kabarık mabarık falan. Eskiden olsa düz ve kabarık bir gelinlik istiyordum. Ama şimdi sıradan bir gelinlik istemiyorum. Farklı, normların dışında, herkesin yani yok ya bu da gelinlik olmaz diyebileceği ama asla açıklık, işte böyle frapan, böyle dekolteli falan değil de gerçekten beni yansıtan. Çünkü ben de yükselenim kova ya, terazi kova, böyle biraz marjinalliği de seven bir tarafım var kovadan dolayı. Uçuk kaçık olmayan, aşırı uçuk kaçık değil ama böyle sahile yakışır bir gelinlik, değişik bir gelinlik hayalim var. Bakalım, bilmiyorum ama. Bir zaman makinesi olsa hangi yıla gitmek isterdin? Duygulandım bir anda nedense. Bir zaman makinesi olsaydı eğer 7-8 yaşlarıma gitmek isterdim. Çocukluk zamanlarıma gitmek isterdim. Çünkü babam vefat etti biliyorsunuz ve ben çok az vakit geçirebildim. Onunla daha fazla vakit geçirmek için o zamanlara giderdim. Sorulara devam ediyorum şimdi. Ev vlogu gelir mi? Şöyle ev vlogu çekmek istiyorum aslında ama aklımdaki her şey tam oturmadı. Ve şu an bir taşınma durumu var. O yüzden ev vlogu bilmiyorum. Belki Ocak'ta ya da daha sonrasında yapabilirim. Ona söz veremem ama ev vlogu gelecek. Kale içi vlog gelir mi? Adanalı olarak videolarını çok seviyorum. Çok teşekkür ederim bu soruyu soran kişiye. Sağ ol. Senin için kale içi vlog çekeceğim. Sadece sıkıntı ne oluyor biliyor musunuz? Dışarıda çektiğimiz vloglarda ya da çektiğim vloglarda müzik girdiği zaman telif sıkıntısı yaşıyorum YouTube'dan. O yüzden de ses kısmak, sesi kapatmak ve üstüne ben konuşmak durumunda kalıyorum. Öyle de olunca sanki o videonun enerjisi, o samimiyeti geçmiyormuş gibi geliyor bana. Ama senin için kale içi vlog çekeceğim, söz. En sevdiğin kitaplar. Ya benim önce şuna itiraf edeyim. Gerçekten çok uzun zamandır kitap okumuyorum. Çünkü kitap okuyamıyorum. Yani bu telefonlarla çok fazla haşır neşir olduğumuzdan beri ben telefonu elime almadan oturup bir saat film izleyemiyorum. Kitaba yoğunlaşıp okuyamıyorum. Çok kötü bir şey. Bunu düzeltmem lazım ama düzeltemiyorum şu anda. Ama benim daha önce zaten YouTube'da kitapları önerdiğim bir videom var. Onu izleyebilirsiniz. Şuraya bırakırım. Şu an kitap dediğinde aklıma gelen en böyle bende iz bırakan, böyle sonunu ağlayarak kapattığım mesela Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi var. Acayip severek okumuştum. Bu arada ben kitap okumayı çok severim. Ve küçükken aşırı derecede kitap okurdum. Ama işte bu telefonlar, melefonlar çok fazla dikkatimi dağıtıyor. Ve bende ciddi oranda dikkat dağınıklığı var. Aslında tekrar kitap okumaya yönelerek bunu aşabilirim. Konuyu biraz dağıttım, sorunun dışında konuştum ama Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'ni tavsiye ederim. Videolarını çekmene kim yardım ediyor? Zaman zaman nişanlım yardım ediyor. Zaman zaman annem yardım ediyor. Zaman zaman da tek başıma çekiyorum. Çünkü herkesin işi olabiliyor. 5 yıl öncesine gitsen hayatında ne gibi değişiklikler yapardın? Yani ya biraz daha kurnaz olmak isterdim birçok konuda gerçekten. Daha akıllı hareket etmek isterdim. Bazen çok duygularıma yenik düşüyorum. Çok duygusal kararlar veriyorum. Ve bu özelliğimden nefret ediyorum. Daha akıllı,
daha mantıklı olmak isterdim birçok konuda. Öyle diyorum ama hala böyle kararlar veriyorum. İşte o beni birçok noktada çok kitliyor. Ne yazık ki. Ya şu duyguları var ya söküp atmak istiyorum yani. Duygusal hiçbir şeyin içimde olmasını istemiyorum. Çok kötü. Çok fazla etkiliyor insan hayatını verdiği kararlarda bence. Kendinde en sevmediğin şey. Bazı şeylerde çok katıyım ve hiç adım atmam. Mesela birisiyle kavga etmişimdir. Tamam, bir arkadaşımla kavga etmişimdir. Ve sonra o hatasını anlayıp gelip özür dilemiştir. Ama benim ona tavrım kolay kolay değişmez yani artık. Değişmez. Yani o yaptığı hatada kalıyor artık. Ve kinci bir insanım. Kinciyim yani. Unutmam. Yapılan şeyi kolay kolay unutmam. Ve unutmadığım için de ona artık eskisi gibi davranmam. Bu sevmediğim bir özellik. Son soruya geldik. 30. sorudayız bu arada. Bitirmene rağmen sürekli tekrar izlediğin favori dizin demişler. Sex and the City. Yani acayip seviyorum. Hiç bıkmıyorum artık. Repliklerine kadar ezberlemiş olabilirim. Efsane. Ve ben devam dizisini de biliyorsunuz çıktı. Onu da gayet sevdim. Tabii ki orada hepsi yaşlanmış. İşte hani diyorsun ki zaman ne kadar acımasız. Üzüldüm ama ondan da çok keyif almıştım. Tabii ki Sex and the City'nin yerini hiçbir şey tutamaz. En favori dizim. Türk dizilerinden de mesela şeyi çok seviyorum ben. Böyle dönüp dönüp bazen hani izleme hoşuma gidiyor. Küçük Sırlar diye bir dizi vardı. Bir lise dizisi. Onu izlemeyi seviyorum yani. Bir ara öyle bir tutulmuştum. Başka izlediğim tekrar tekrar hiçbir dizi yok ama. Videonun sonuna geldik. Ben bütün samimiyetimle sorularınıza cevap verdim elimden geldiğince. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Biliyorsunuz YouTube zor bir mecra. Daha doğrusu çok meşakkatli. Çok fazla işlemden geçiriyorsun videoyu. Emeklerimi karşılıksız bırakmaz. Kanalıma abone olursanız, yorumlarsanız, like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yeni yılda her şey gönlünüzce olsun. Teraziler için muhteşem bir yıl geliyor diyorlar. Umarım öyle olur. Umarım herkesin kalbinden, aklından geçen onu bulur diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bu arada tırnaklarım çok iyi olmamış mı ya? Çok güzel değil mi? Aşığım. Uzun tırnak aşığıyım.